Ama ben bunu yürürüm. Günaydın. Melis'i okula bıraktım. Mert de şimdi evde yalnızız. Daha doğrusu aşağıda yalnız. Yukarıda İlhan uyuyor da biraz sonra işe gidecek. Ben de aşağıları temizleyeceğim. Süpüreceğim, sileceğim. Anne. Tozları alacağız. Mertçe. Mertçe soyundu. Hi, am I may help? Mit Schoonmaken? Ja? Schoonmaken. Schoonmaken. Hay, ook stofzuigen? Hello. Önce şu puzzle'ları toplayalım ama. Öyle, ondan sonra da annemlere gidesim var. Efendim? Annemle beraber şeye gideriz diye düşündüm. Dilara'nın yanına gideriz diye düşündüm. Çünkü en son ben de hastanede gördüm. Ne? Hayır, doğru değil. Pazartesi gördüm. Evet. Hastaneden eve geldiklerinde o zaman gördüm. En son pazartesiydi işte. Bugün perşembe. O yüzden de görmek istiyorum. Ya, mutluş olmakı. Özledim. Kokusunu, yeni doğmuş bebek kokusu. Evet, çıkartalım. Şakır şakır da yağmur yağıyor. Çok bunaltıcı bir hava var. So, saçımı bağlayayım ben. Anneannelerin yolunu ezberlemiş. Bana bir de hut söylüyor. Şimdi nereye? Görüyor musun? Mert'i bırakıyorum, kardeşimi. Çünkü benim erkek kardeşimin bir köpeği var, Nala. Ve Nala bunun peşinden koşuyor, bunun Nala'nın peşinden koşuyor. Melis olduğunda hepten coşuyorlar. Ve bebek biraz rahatsız olabiliyor. Evde çok şey değil, müsait değil koşturmaya. O yüzden birisi bırakacağım. Ben de rahat rahat bebek seveceğim. Oh, ne? Is it fast? Is it fast? Yeah. Hey. Hey. Ama benim. Ben annemle. Alo.
Evet. Teşekkür ederim. Ders anneanne. Teşekkür ederim. Ver anne. Teşekkür ederim. İyi madem. Ders anneanne. Evet. Bak kim geliyor bak. Yukarıdan ses duydum bak. Aa dede mi iniyor? Oradan kim geliyor bak. Dede iniyor. Duy tot straks. Geldi mi yaprak saracağım? Hmm. Yarın için. Börek yaparım. Börek yaparım. Yarın bayramın ilk günü. Ama cuma günüye denk geldiği için. Buradan anne. Arabaya şaşırdık. Ben bizim arabayla gidiyoruz. Yok yok. Cuma'ya denk geldiği için normal bir iş günü, normal bir okul günü. Melih de okula gidecek. Onun için öğleden sonra toplanalım dedim ben de. Ben onu size anlatmadım herhalde. Geçtiğimiz pazartesi günü okullar başladı Hollanda'da. Melis'te pazartesi beri gidiyor. Özlemiş okulu. Her gün şey diyor. Sabahları hazırlanırken hadi gidelim. Hamval. Hadi diyor. Saat daha 7:30. Hadi diyor bana. Armut. Ya. Özlemiş. Arkadaşlarını, öğretmenini. Yok o kişi yok. Mach dich du dit art. Cheese nehmen. Ama ben bunu yerim. Ben seni yerim ama. Sen ne kadar güzelsin ama. Sen ne kadar güzelsin ama. Ben seni yerim. Annem ne istiyor? Sıra anneme gelemedi. Olsun ben akşam tutayım. Bırakamıyorum. Çok ağladı ya. Bırakamıyorum. Kıyamam ben sana. Gazin mi vardı seni? Ama geliyor. Gazin mi vardı senin? Senin gazin mi vardı ama? Başına kıyamam. Saçlara bak maşallah. İyi bitireceksin ya. Matches.
Sen ne yapıyorsun? Hey. Badut pain. Ne oldu? Düştün mü? Ya. Nerede düştün? Balon. Balon. Patladı. Korktun. Annem dolma sarıyor. İçi. Gebelik seni saramadık. İçine iki tane domates ince ince doğradı. Güzel görünüyor içi. Valla ben bunu böyle oturup kaşıkla yiyebilirim. Evet. Pilav gibi. Kalanını zaten ben öyle yiyorum. Ben beni salmaya geldim okuldan. Ve Mert arkada uyuyakaldı. Uyandım. Hey Bakır. Uyandın mı aşkım? Biz eve geldik. Yine bir şeyler elimizi tıkıştırdılar. Bakmam lazım ne verdiler diye. Çıkışta Melis'in arkadaşı Melis'i davet etti evine. Ama bugün ya anneannesi ya babaannesi bilmiyorum bakıyormuş. Bugün müsait değiliz dedi. Ama yarın olabilir dedi. Yarın da biz müsait değiliz dedim ben. O yüzden haftaya kaldı. Efendim? Aha, blok ise oynayacağız şimdi. Özledim kuzum, ben seni özledim. Anne, okula değil mi? Ben al vermeyeyim. Tamam, yarın götürürsün okula. Aşbroku? Aşbroku. Anlaştık. Okulda yememiş, şimdi yiyor. İlhan da çok tesadüf, tam eve gelirken İlhan da işe gidiyordu. Arabadan arabaya vedalaştık. Annemden de kısır aldım. Dün akşam yapmış. Biz daha yemeyiz. Sen yersen götür dedi. Ben tabii ki götürdüm. Bu alışverişi dün yaptık. Ailece Action'e gitmiştik. Ama hala daha yerine koymadım. Böyle poşetin içinde duruyor. Çünkü sizlere göstermek istedim. Şey için aldım. Tatil için aldım. O yüzden biraz sonra onları da göstereceğim sizlere. Ya Allah'ım, ön arkaya gitmeyi de öğrenmiş. Bu ne oluyor burada? Ups. Ups. Hop, bu düz gitmiyor. Yok, zaten kızım düz gitmiyor. Sen sadece düze bassan bile düz gitmiyor. Sağa sola kayıyor. Hadi bakalım. Ne? Da bekliyor burada. Bekliyor mu? Ya bu da 5-0. Bayna. 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 Ya da ben express. Du express ya. Ya ben du express. Kom maar terug naar Abla. Ja, goed zo, Mertje. Dankjewel. Oğlum teker gitti. Tekeri söktü. Ha, en iyisi. Yay! Teker gitti arabanın. Lastiği. Melis, Mert'in çantasını hazırlıyor, okul çantasını. Okul çantasını hazırladı. Mert okula gidecekmiş. Melis de ben. Anne. Ben de yavaş yavaş akşam yemeğine başlayayım. Bulgur pilavı yapacağım ya da pirinç pilavı yapacağım. İkisinden biri. Tavuk da fırın yapacağım. Bir de böyle sebze yapacağım yanına. Okuldan aradılar Mert için. Yakında o da
okula başlayacak. Tabii ki Melis gibi değil. Melis full time gidiyor ama hani Melis ilk başladığında haftada iki defa iki saatliğine gidiyordu ya. Şimdi Mert de böyle başlayacak. Eylül'ün sonuna doğru başlayacak. Öyle karar verdik. Çünkü Hollanda'da 2,5 yaşından itibaren başlayabiliyorsunuz ve Melis de başlamıştı. Böyle alıştırma dönemi işte. 4 yaşına kadar öyle gidiyorlar. Sonra 4 yaşına girdiklerinde full time gidiyorlar. Ve şimdi ilk defa olduğu için önümüzdeki pazartesi günü öğretmeniyle konuşmaya gideceğim. Tanışmaya daha doğrusu. Mert de gelecek. O da sınıfını görecek. Sanırım Melis için de yine böyle okul hakkında anlatırken yine mutfakta yemek yapıyordum. Sizi böyle yine bir şeyler doğruyordum o zaman gibi öyle hissediyorum. Çok heyecanlandım. İnanılmaz heyecanlandım. Yani İlhan'la da konuşuyordum. Sanırım bu sefer Melis'e de çok zordu. Yani bir gözyaşı silmiştim ama sanırım bu sefer daha da zor olacak. Çünkü şimdi hani gerçekten iki çocuğumu da okulda bırakmış oluyorum ve ben yalnız kalmış oluyorum. Bir yandan düşüncesi çok güzel. Haftada iki defa iki saatliğine boşum. Acaba ne yapsam diye düşünmüyorum değil ama çok zor gelecek ya bana. Kendimi çok boşlukta hissedeceğim. Yani böyle ne bileyim çok yani bir yandan da üzülüyorum yani. Sanırım bu sefer daha çok ağlayacağım. Öyle gibi geliyor bana. Şimdi düşüncesi böyle zor ya. Hani ilk çocuğunuz da olsa, ikincisi de olsa, dördüncü de olsa bence her zaman zor. Hani ilk defa böyle okula başlıyor ya. Çünkü hani şimdiye kadar hep sizin yanınızdaydı. Ah, postacıdır yine. Yes, postacı. Bakalım Mert'in zorlanacağını hiç ama hiç düşünmüyorum. Çünkü her sabah Melis'i okula bıraktığımda Mert ben gitmek istemiyorum, ben de oynayacağım diye tutturuyor. Yani resmen kucağıma alıp öyle çıkıyorum sınıftan. Çünkü gelmek istemiyorum. Bütün çocukları orada öyle oynarken gördüğünü o da kalmak istiyor. O yüzden yani Mert'te hiçbir problem olacağını sanmıyorum. Yani dört gözle resmen can atıyor yani. Beni de bırak ben de oynayayım diye. O yönden rahat olacağım ama benim için zor olacak. Şimdi ben sarı biber, kırmızı biber, bir de turuncu biber doğradım. Şöyle tavanın içine. Bunu birkaç defa daha yapmıştım, göstermiştim. Ben bunu çok seviyorum çünkü çok pratik oluyor, çok da lezzetli oluyor. Bunu şimdi birazcık kızartacağım. Brokoli haşlayacağım. Haşladıktan sonra onu da içine katacağım. Ve siyah fasulyem bitmiş. Ben de siyah fasulye yerine kırmızı fasulye ekleyeceğim için. Siyahın tadını birazcık daha seviyorum ama yok, kırmızı eklerim ben de, o da güzel. Ondan sonra da baharatlayacağım. Çok güzel oluyor. Fırını açayım. Fırında çünkü tavuk yapacağım. Bulgur pilavı mı yapayım, pirinç pilavı mı yapayım onu hala çözemedim. Bu yemeği biz yiyeceğiz. İlhan geç saatlerde gelecek. Bazen yiyor, acıkıyor. Bazen canı istemiyor, yemiyor. Öyle yani, ben yine de yapıyorum. Akşam yemeğimiz pirinç pilavı. Yine pirinç pilavı yaptım. Karışık sebze ve fırından çıkmış tavuk.
Çocuklar uyudular. Ben de şimdi oturup sizlere dünkü yaptığım alışverişi göstermek istiyorum. Bu arada bir şey diyeceğim. Ben bunu aslında pijama bu. Ama hiç pijama gibi durmuyor. Baksanıza. Ne kadar güzel. Az önce ilk defa giydim. Bir baktım aynaya dedim. Allah Allah, bir kotun üstüne ne kadar güzel olur dedim. Hiç yani pijama diye hiç giymeyeyim bence bunu. Gelelim şimdi alışverişe. İlhan bunları çok almak istedi. Uçakta lazım olur. Belki uyuruz diye. İki tane küçük çocuk var. Kim uyuyacak bilmiyorum. Büyük ihtimalle bunları çocuklar takacak ama yine de aldık. Bir tane pembe, bir tane mavi. Bunlar hiç bavuldan çıkmayacak bile. Ben şimdiden biliyorum. Ondan sonra bir tane ekstra tripod aldım kamera için. Ve bavullarımız için onları kolayca hemen bizim bavulumuz diyebilmek için şeyde bavullar bölümünde bavullarımız da biraz yeni ya hemen tanımayabiliriz diye böyle kemer aldık. Üstünde ready for take off yazıyor. Şöyle cırlak bir sarı böyle. Yani bunlarla bavullarımızı hemen tanırız diye düşünüyorum. 4 tane bunlardan aldık. Sonra bir tane bavul taşıyıcısı. Böyle dijital. Giderken lazım olacağını sanmıyorum. Ama dönüşte hani bir şeyler aldığınızda bavul daha da doluyor ya. Dönüşte lazım olur diye düşündüm. Bu da bizimle beraber gelecek. Sonra uçakta çocukları oyalamak için Hollanda'dan Türkiye'ye uçakla 3 saat 15 dakika. Hadi diyelim 3,5 saat. Dizüstü bilgisayarımı getiriyorum. Tabletimizi getiriyorum. Onlara bir iki çizgi film yükleyeceğim. Onun yanında bir de Melise Mert'e küçük set böyle hamur, oyun hamur seti aldım. Bir tane olmaz çünkü. İkisinin de ayrı bir set olması lazım. İçinde böyle küçük küçük minik kalıplar var. Ve böyle renkli renkli böyle küçük şerit hamurlar var. Yeter yani yolda gidene kadar bıçağı falan da var. Böyle hepsi ne kadar şirin böyle bir kutunun içinde. İkisini de bir tane. Bundan da bir yarım saat oyalansalar. Ondan sonra iki tane sticker kitabı. Bir tanesi yine Melis Mert bir kitaplı. Hayatta olmaz çünkü. Bir sticker kitabı. Doyasıya içinden stickerleri alıp tekrardan yapıştırırlar. Bununla da bir yarım saat oyalansalar. Bir de bir yarım saat çizim yapsalar bence Türkiye'ye varmış oluruz. Bir de çizim kitabı aldım. İkisine. Kalem almadım. Evde bir sürü kalem var. Onlardan götüreceğim. Çocuklara kulaklık aldık. Bir de dizüstü bilgisayarım için bir tane pembe kılıf aldım. Bunun güzelliğine bakar mısınız? Yani fiyatı da o kadar uygundu ki 2.50 mi? 3 euro mu? Çok uygundu. Bu böyle geçiriyorsunuz. Böyle plastik sert bir kılıf. Şöyle üzerinden beri geçiriyorsunuz. Şu kenarlarından. Hem altına hem üstüne. Altındakinde şeyler var. Anti slip'i de var. Böyle açtığınızda aman Allah'ım ne kadar tatlı görünüyor. Çok güzel. En çok da buna bayıldım. Bir de böyle bir pembe kılıf aldım bilgisayara. Eskiden bebekken emziriyordum. Ondan sonra da hemen uykuya dalıyordu. Ay çok rahattı. Şimdi bakalım nasıl geçecek. Ama yani çok şey değil. Son geldiğimizde de bayağı rahat gelmiştik. Oyalanmaları gerekiyor. Gelelim günün sorusuna. GZŞT sormuş ki günün sorusu. İnsanlarda olmamasını istediğin, hoşuna gitmeyen 3 özellik söyler misin? Seni çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. İnsanlarda hoşlanmadığım 3 özellik. Bunu sanırım bir soru cevap videosuna cevaplamıştım ama. İnsanları böyle kendini beğenmiş olmak. Yani çok yüksek egolu olmak. Ben zaten egoyu hiç sevmeyen birisiyim. Biraz Insta Story, Instagram'ı takip ederseniz yani ego bizim en büyük düşmanımız derim. Alçak gönüllü olacaksın. Her zaman şükredeceksin. İşte başka insanları böyle yüksekten böyle onları küçümsemek. İçi dışı bir olmayan insanlar hep böyle bir ajandalı. Hani
Hani bir iyilik yapıyorlar ama kendilerine bir faydası olacak diye bir iyilik yapıyorlar. Hani o şekilde o insanları da hiç sevmiyorum. Aslında devam da edebilirim. Saygısız insanlar, terbiyesiz insanlar. Sahip oldukları şeylerin değerini bilmeyenler var yani. Öyle şeyler olmamalı bence. Yarın bayramın ilk günü, dediğim gibi burada Melis okula gidecek, İlhan işe gidecek. Melis'i okuldan aldıktan sonra ben annemlere geçeceğim. Hep beraber orada toplanacağız. Bunu anlatmış mıydım? Vlogda hatırlamıyorum. Hep beraber orada toplanacağız. Akşama kadar günü orada geçiririz. Sizleri de buradan bayramınızı kutlamak istiyorum. Herkesin bayramı mübarek olsun. Umarım sevdiklerinizle güzel vakitler geçirirsiniz. Vlogu da burada bitiriyorum. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz lütfen aşağıda beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hala abone değilseniz şu yuvarlığa basarak abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Ve bir dahaki videoda görüşmek üzere.